Mardin Valiliği belediyenin elektrik borcunun olmadığı şeklinde açıklamalar yapıyor. İkincisi, 31 Mart seçimlerinden sonra 150 milyon paranın hesapta olduğunu ifade ediyor. Evet, doğrudur. 150 milyon lira para var. Ama gittiği zaman, 5 Nisan'da gittiği zaman, biz mazbatayı aldıktan sonra memur ve işçilerin 115 milyon maaşını ödemeden kasada 150 milyon olduğunu söylüyor. Bu parayı ödemeden. Ödediğiniz zaman zaten 20-25 milyonluk bir para kalıyor. Ama sanki kasada para varmış gibi gösteriyor. Yine elektrik borçlarının olmadığını söylüyor dünkü yaptığı açıklamada. Oysa bize 8 Mayıs'ta Marsu TEDAŞ Müdürlüğü'nden gelen bir belge var. Ve şurada şunu söylüyor. 393 bin lira borcunuzun olduğunu, 170 milyon lira da bu borçtan dolayı eklenen faiz. Yani toplam 550 bin civarında bir borç. 8 Mayıs'tan bugüne kadar her gün 15 milyon faiz üzerine biniyor ve şu andaki borcumuz 600 milyon civarında. Ama valilik çok pişkin bir şekilde borcunun olmadığını söylüyor. O zaman biz de bu borcun olduğunu söylüyoruz, kendileri de yok diyor. O zaman hakkımızda suç duyurusunda bulunsun. İftira ettiğimiz, valilik hakkında açıklamasına yalanladığımız için bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunsun. Buyurun. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 260 milyon 493 bin lira borcu var. Marsu'ya baktığımızda 2 milyar 815 milyon 397 bin 55 kuruş borcu var. Toplam olarak belediyenin 4 milyar 875 bin 802 lira 94 kuruş borcuyla karşı karşıyayız. Bu borçları devraldık. Tabii ki herkesin kafasında acaba kayyum atanır mı? Açılan davadan sonra, verilen karardan sonra bir kayyum gelir mi, gelmez mi? Burası Türkiye. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığını, yargının bağımsız olmadığı, tarafsız olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için neyi nasıl olacağını bilemeyiz. Ama bizim için halkın iradesi önemli. Halkın iradesine ipotek koyulduğu zaman biz tepkimizi gösteririz. Çünkü o iradeyi tanımamak bu halkı tanımamaktır. Hak ve özgürlükleri askıya almak, bir bütün olarak hak ve özgürlükleri askıya almak anlamına geliyor. Yoksa bireysel olarak kayyum atamış, atamamış bizim için çok önemli değil. Ama iradenin ipotek altına alınması konusunda tepkimizi elbette ki gösteriyoruz, göstereceğiz, doğru bulmayız. Şimdi bir yargı süreci başladı ama sonuç değil. Yani Yargıtay'ın kararı ortadan çıkmaya kadar yargının vermiş olduğu kararlar bir kişiyi hükümlü olarak göstermez. Öyle bir kural yok hukukta. Yani yargının, Yargıtay'ın kararından sonra ancak ondan sonra belediye başkanlığı düşer ve meclis kendi içinde bir başkan vekili seçer, o işleri yürütmek üzere seçer. Yoksa bu kayyuma neden olacak bir süreç de değil, bir durum da değil. Yani böyle olsa bile meclisin kendi içinden bir belediye başkanı vekilini seçerek o çalışmaları sürdürme gibi bir durumu var. Bir hukuki durum budur. Bunun ötesinde farklı yollar hukuksuzdur, antidemokratiktir. Bir halkı, bir bölgeyi, bir mücadeleyi doğrudan doğru hedef almaktır.
onu bitirmeye, sindirmeye, hak ve özgürlüklerini askıya alma olarak değerlendirmek gerekir.